Bazen küçücük bir şey bütün hayatımızı değiştirebilir. Düşünün, sadece bir ısırık. Vücudunuzun herhangi bir yerinde küçük bir ısırık. O anda fark etmiyorsunuz bile. Ama haftalar, aylar sonra sofraya oturuyorsunuz, kırmızı et yiyorsunuz. Belki bir bardak süt içiyorsunuz. Ve birden vücudunuz isyan ediyor. Nefes alamıyorsunuz. Karnınız sancılarla kıvranıyor. Cildiniz kabarıyor ve doktor size şunu söylüyor. Artık ömür boyu et ve süt ürünlerinden uzak durmak zorundasınız. Evet, kulağa inanılmaz geliyor ama bu gerçek. Küçük bir kene ısırığıyla gelen alfa-gal sendromu. Şimdi gelin bu tuhaf ve tehlikeli hastalığı beraber keşfedelim. Keneler genelde piknikten dönerken üzerimizde görüp tiksindiğimiz, çıkar at gitsin dediğimiz minicik yaratıklar. Ama bazıları, özellikle de yalnız yıldız kenesi gibi türler, ısırıklarıyla hayatımızı alt üst edebiliyor. Çünkü ısırdıkları anda vücudumuza alfa-gal adında bir şeker molekülü aktarıyorlar. Normalde bu molekül memeli hayvanlarda bulunuyor. İnsan vücuduysa bunu tanımıyor. Bağışıklık sistemimiz tehlike var diye alarma geçiyor ve o andan itibaren kırmızı et, süt, peynir, yoğurt, hatta bazı ilaçlara karşı bile düşman kesiliyor. Bir lokma sucuk, bir kaşık yoğurt ya da bir bardak süt. İşte o an, saatli bomba gibi tetikleniyor. Şimdi siz, ama ben et yedim bir şey olmadı diyorsunuz. İşte tuhaflık burada. Bu alerjik tepki hemen değil, 2 ila 6 saat sonra ortaya çıkıyor. Bu yüzden de çoğu kişi anlamıyor, başka bir şeye yoruyor. Kaşıntılar, kurdeşen, mide bulantısı, kusma, şiddetli karın ağrıları, nefes darlığı ve en korkuncu anafilaktik şok. Yani ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalmak mümkün. Peki tedavisi var mı? Şimdilik maalesef kesin bir tedavi yok. Tek çözüm, hayat boyu kırmızı etten, sütten, süt ürünlerinden uzak durmak. Bu da beslenme alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Protein ihtiyacını karşılamak için başka kaynaklara yönelmek gerekiyor. Ve tabii en önemlisi korunmak. Uzmanlar yaz aylarında açık alanlarda bulunurken uzun kollu kıyafetler giymeyi, kene kovucular kullanmayı, kene ısırığı fark edilirse vakit kaybetmeden doktora başvurmayı öneriyor. Çünkü erken fark etmek hayat kurtarıyor. Bu sendrom Türkiye'de var mı? Hayır. Alfa-gal sendromu ilk olarak Amerika'nın güneydoğusunda görüldü. Ama iklim değişikliği, geyik popülasyonunun artışı, insanların doğayla daha fazla temas etmesi nedeniyle artık küresel bir sorun. ABD Hastalık Kontrol Merkezi sadece 2023'te 450 binden fazla vakanın kaydedildiğini söylüyor. Avrupa'da, Asya'da, hatta bizim coğrafyamızda da vakalar rapor ediliyor. Yani bu sadece bir kıtanın değil, dünyanın sorunu. Doktorlar bile neden olduğunu bilmiyor. Şaşırtıcı ama doğru. ABD'de yapılan bir araştırmada doktorların %42'sinin alfa-gal sendromunu hiç duymadığı ortaya çıktı. Yani birçok hasta doğru tanıya ulaşana kadar yıllarca yanlış tedavilerle uğraşıyor. Bu yüzden toplum olarak da bilinçli olmak şart. Peki biz ne yapacağız? Öncelikle kenelerle temas riskini azaltacağız. Açık arazilere giderken korunacağız. Vücudumuzu kontrol edeceğiz. Şüpheli bir durumda doktora başvurup test yaptıracağız. Ve eğer test pozitif çıkarsa, memeli hayvanlardan elde edilen her gıdadan uzak duracağız. Bir kene, küçücük bir canlı. Ama etkisi koca bir hayatı değiştirecek kadar büyük. Alfa-gal sendromu, bize doğanın küçümsediğimiz canlılarının bile ne kadar güçlü olabileceğini hatırlatıyor. Bu yüzden unutmayın, korunmak tedaviden çok daha kolaydır. Kendinizi, sevdiklerinizi kenelere karşı koruyun. Çünkü bazen tek bir ısırık hayatınızın yönünü değiştirebilir. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla ilgili yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.